Tanguç'tan herkese merhaba. Taktikler'le 9. sınıf fizik videosuyla karşınızdayız. Bol bol taktik vereceğiz size 9. sınıf fiziğiyle ilgili. Önce içeriğimiz neler? Fizik bilimine giriş, konularımı söylüyorum. Madde ve özellikleri, hareket, kuvvet, iş güç, enerji, ısı, sıcaklık ve genleşme, elektrostatik konularımız. Bunlarla uğraşacağız sevgili gençler. Sonra bakalım Tonguç Efendi ne düşünüyor? Lisede fizik dersi çok zor diyorlar. Fizik dersinde çok matematik varmış. Hep formül ezberleniyormuş bu fizik dersinde. Fizik öğretmenleri biraz değişik oluyorlarmış. Evet, Tonguç Efendi'nin düşüncelerinden ne yapacağız? Kurtulmasını sağlayacağız. Bu düşüncelerden kurtulmalıyız. Ama sonuncusu hariç. Evet, fizik öğretmenleri biraz değişik oluyorlar. Bunu söyleyelim. Sonra fizik dersinde zorlanıp zorlanmamak tamamıyla senin elinde. Nasıl mı? Günlük hayatımızda yaşadıklarımızda fizik bilimini saklandığı yerden çıkaracağız. Nasıl mı? Mesela bir kocaman bir geminin suyun üstünde kalabilmesi, yani yüzebilmesi nasıl oluyor? İçindeki boşluklar sayesinde öz kütlesinin, ortalama öz kütlesinin, işte suyun, yani deniz suyun öz kütlesinden küçük olmasından kaynaklanıyor. Bakın, oradan çıkarttık biz onu. Sonra derste öğrendiklerimizin uygulamasını yaparak, evet, bu bizim işimizi kolaylaştıracak fizik dersi için. Sonra zihinde görselleştirme, yani hayalde canlandırma da çok fazla işe yarar sevgili gençler. Yani mesela bir kap düşünelim. Kabın içerisine bir tane cisim atacağız. O cisim attığımızda içerisinden bu var olan sıvıdan biraz sıvı taşıyacak vesaire. Bunları hayalimizde canlandırırsak yorumlamamız çok daha kolay olur demekle fayda var. Sonra fizik dersi matematik bilgisi gerektiren bir derstir elbette. Yani iyi matematik bilmelisin maalesef. Ama bak, ne kadar mı? 4 işlem, sonra biraz üslü sayılar, biraz da köklü sayılar, işlem kolaylığı sağlayabilecek bazı yöntemler, alan ve hacim hesaplama, yani temel matematik kadar. Kimse sizden türev, integral, işte limit, bunları istemiyor. Bu kadar matematik bilmeniz yeterli olacak. Evet, bunları da bu, hani bir takım eksiklikleriniz varsa bu eksikliklerinizi gidermenizde fayda var. Bunu da söyleyelim. Evet, sonra tüm formülleri ezberlemene gerek yok. Çünkü bütün formüllerin bir çıkış kaynağı vardır fizik dersi için. Bu arada bazen fiziksel inceliklerin birimleri de bu arada bayağı işe yarar. Nasıl mı? Bakalım. Mesela nokta 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 öz kütlesi yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür sorusunda öz kütlenin, bakın, gram nedir gram? Kütlenin birimidir. O zaman burada kütle var. Sonra santimetre küp. Bakın, küp olduğu için bir uzunluğun kübü alınmışsa orada hacimden bahsediliyordur. O zaman bu da hacim değil mi? Hacim. Yani kütle bölü hacim. O zaman ben öz kütleyi, şu öz kütle bu arada, öz kütleyi bulmak için ne yapmalıyım? Kütleyi hacme bölmeliyim. İşte D eşittir M bölü V şeklinde bir bağıntı ile karşı karşıya kalmış olduk. Ne yaptık? Bakın, şuradaki birimi getirdik. Burada uyguladık. Mesela nokta 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 hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi metre deyince uzunluk aklımıza gelecek değil mi? Şu arkadaş uzunluk. Yani bunun için yol diyebilirim. Sonra bu arkadaş da zaman. Zaman içinde işte saniyeyi kullanabilirsiniz. Yani süre de diyebilirsiniz. Süre, geçen süre, geçen zaman. O zaman burada ben hızı bulmak için yapmam gereken şey yolun sembolünü x uzunluğu olarak düşünüyorum. Zamanın sembolü de işte delta t ya da geçen süre şeklinde yazarsam o zaman hız eşittir x bölü t formülüne ulaştık. Gördünüz mü? Sadece sorudaki geçen birim bizim bu formülü söylememizi sağlamış oldu sevgili gençler. Evet. Sonra bakın, sonra fizik dersin nasıl çalışacaksın? Önce buna gelelim. Şimdi konuyu çalışacaksın önce. Mümkünse konu ile ilgili uygulama yapacaksın. Az evvel bahsetmiştik bunda. Sonra kendin bir özet, bir not çıkaracaksın. Bunda kavramlar olacak, formüller olacak. Sen nasıl anlıyorsan onun cümlelerini o şekilde kuracaksın. Sonra kazanıma yönelik soru çözeceksin. Nasıl soru, sıralaman nasıl olacak? Yani en başta sonucu sayı olan sorular çözmelisin. Bakın, sonucu sayı olacak. Sonra nicelikler arasındaki oran gibi ilişki soruları. Mesela bunun hızıyla diğerin hızı arasındaki ilişki nasıldır? Ya da 3 tane araç var, bunların hızları arasındaki ilişki, büyüklük ilişkisi nasıldır? Karşılaştırma soruları. Nasıl değişir soruları? Yani azal, artar, değişmez, pardon, azalır, artar, değişmez gibi sorular. Hani sonucu öyle olan sorular. Sonra bir de öncüllü sorular. Yani böyle bir şey veriliyor, bilgi veriliyor. Sonra buna göre işte 1, 2, 3 öncüllerinden hangileri doğrudur? Hangileri kesinlikle doğrudur gibi sorular var ya. En sonunda da çözmeniz gereken sorular bu şekilde olacaktır diyebiliriz. MEP sorularını çözmelisin. Bunu çözeceksin. Sonra ÖSYM sorularından da ÖSYM sorularına da göz atmanda fayda var. Çünkü zaman çabuk geçiyor. Bir bakacaksın ki üniversite sınavına girmek zorunda kalmışsın. O zaman bu sınavda iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan en başından
iyi yapmalısın, sıkı tutmalısın ve güzel bir sonuçla bu işi bitirmelisin diyelim. Sonra yapamadığın soruları üzerinden zaman geçmeden bir bilene sormalısın. Çünkü mesela bir soru var kafanda, bir şey geldi aklına, bu işte bu soruyu sormalısın. Yani hani üzerinden 3 gün geçti, 5 gün geçti, sonra soruyu unuttuğun gibi bir de soru aklındaysa, neden böyle bir soru soracağını da unuttun farkındaysa. O yüzden çok zaman geçmeden hemen bir bilene sor ki o soru aklında kalmasın ve tam bir öğrenme gerçekleşmiş olsun diyelim. Ve doğru kaynaklar neler olacak 9. sınıf fizik için ve sonrası için? Konu anlatımında bir soru bankan olacak. Konu özetli soru bankası olacak. Video desteği olacak. Hani bizleri dinleyeceksin. Zaten orada eksiksiz öğreneceksin ve sonrasında üzerine yapacağın tekrar çalışmalarıyla zaten üstesinden geleceksin. Zorluluk derecesi çeşitli ve özgün soruların olduğu kaynaklar da olmalı bu arada. Bir de ÖSYM sınavlarına da uygun olmasında dediğimiz gibi fayda var. Peki sonuç olarak öğreten, öğrenen, öğrenme ortamı, öğrenilen konu, öğrenme zamanı, doğru kaynak, geri bildirim. Yani burada bir zincirleme var. Bu zinciri başından sonuna kadar güzelce tamamlamalısın ve fiziği bu şekilde de kolayca halledeceğini düşünüyorum sevgili gençler. Şimdi gelelim fizik dersiyle ilgili ne düşünüyorsun? Bunu yorumlarla bizlerle paylaşmanı istiyoruz. Kendine bak, hoşça kal.